Bütün aile uyumak için odalarına çekilmişti. Bense doğduğumdan beri ilk defa bir evde bulunuyordum. Az sonra da ilk defa ranzasız, kalabalıksız bir yatak odasında tek başıma yatacaktım. Yalnız bu düşünce bile bir mutluluk vermişti içime. Eğer öbür öğretmenler gibi çabuk kovulmazsam bu odada hoş saatler geçirecektim. Yedi mi yatağı? Evet. Aç musluğu. Tamam. Su git yine yatağa görsün bakalım bana bir yutturmak ne demekmiş. Bana bugünü bağışladığın için sana şükürler olsun Tanrım. Yok oldu, doğma şikayete gittiyse yandık. Pişman ederiz, kolay mı korkar bizden? Affedersiniz çocuklar, bahçede olduğunuzu bilmiyordum. Hadi erken yatın, yarın ilk derse başlıyoruz. Babanızın istirahat odası dershane şekline getirilecek. Şimdi hemen içeriye. Gelin üstünüzü başınızı değiştireyim, çabuk. Bu öğretmenle kolay başa çıkamayacaksınız. Durun bakalım daha. Babam İstanbul'a indi. Öğretmen hanımı daha ilk derste Ay'a göndermezsen bana da oktay demesinler. Çocuklar, çocuklar! Öğretmen odasından çıktı, dershaneye doğru geliyor! Oktay öğretmen hanımı sandalyesine sizi koydu. Allah'ım sen ona yardım et yarabbim. Oturun çocuklar. Yukarıda kıyamet kopuyor. İşte olanlar oldu. Ah zavallı kız, o da kurtulamadı yumurcakların elinde. Hadi. Hadi çabuk ol canım. Ne oldu Oktay? Sandalyeyi değiştirmiştim, oturdun patladı. Allah'ım bu ne hal? Vallahi ben de anlayamadım dadı. Ben anladım. Benim anladığımda dünyanın tersine döndü. Eskiden bu gibi kazalar hep öğretmenlerin başına geliyordu. Şimdi sizleri buluyor, hem de seni. Demek şanslar değişti. Öyle değil mi Oktay? Öyle. Bir müddet derslere ara vereceğiz. Burayı eski haline getirin. Ha? Durun! Uşak değil, siz düzelteceksiniz. Oh!